Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün İstanbul Kartal Özel Vera Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz ve bugünkü programımızın konusu kulak burun boğaz. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ahmet Şinasi Gültepe hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz yayına katkı için öncelikle. Biz de teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki dakikalarda özellikle kulak burun boğaz hususunda izleyenlerimizin hele hele de erken şekilde rahatsızlıklarının erken döneminde bir uzmana başvurmalarına vesile olmasını diliyoruz. Az sonra verecek olduğunuz bilgileri. Hocam dilerseniz üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlayalım ki polikliniğinizde en fazla görülen rahatsızlıklardan olarak biliriz, olarak bilinir. Üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz zaman öncelikle ne anlamamız lazım? Kulak burun boğaz açısından nasıl bir tedavileri gerçekleşiyor? Üst solunum yolu hastalıkları burun, boğaz ve ses tellerine kadar olan solunum bölgesinin hastalıklarıdır. Bunların başında boğaz iltihapları, faranjitler, sinüzitler, bir de bunlara bağlı olarak orta kulak iltihapları çok sık olarak bize gelmekte. Bunların en önemli sebeplerinden bir tanesi ısı dengesizliği. Yani iklim geçişlerinde tedbir almıyoruz veya gecikiyoruz veya farkına varmıyoruz. Bundan dolayı çok sık enfeksiyonlara yakalanıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu viral enfeksiyonlardır. %60-70 viral enfeksiyonlardır. Bunlar biraz önce de söylediğim gibi bir tedbirlerle, yani kendi alacağımız tedbirlerle, kendimizi korumakla atlatabileceğimiz durumlardır. Ancak bunların %40'ı en az ikincil enfeksiyonlara uğrar, sekonder enfeksiyon dediğimiz uğrar. Daha çok çocuklarda bu çok sık değişir. Bunu çok kontrol edemeyiz. Evet, tamam, antibiyotik kullanmayalım diye söylüyoruz mutlaka. Viral olanlarda hiçbir faydası yoktur antibiyotik. Ama bakteriyel enfeksiyonların özellikle kulakta hasarlar yaptığını biliyoruz. İşitme kayıplarına, ciddi işitme kayıplarına yol açtığını biliyoruz. Hatta eskiden şöyle derlerdi, işte kulak iltihaplanır çocukta, ağrır, bir aspirin verilir veya bir fitil konur. Ondan sonra ağrısı kesilir, sonra ertesi gün kulak zarı delinir, akar, çocuk rahatlar. Büyükler de der ki çocuk rahatladı, ateşi düştü, ağrısı kesildi, doğrudur. Aksin bir şey olmaz. İşte bu çok büyük bir hata. Evet. Eğer bu delinen ve akan kulaklar tedavi edilirse hiçbir arıza bırakmadan iyileşiyor. Çok çok eskilerde antibiyotik tedavisi bulunmadan önce menenjit hastalarının %60'ı kulak iltihabından oluyordu. Antibiyotik devri başladıktan sonra kulak iltihaplanmalarından dolayı olan menenjitler hemen hemen yok oldu. Evet. Artı biz meslekte epeyce 35 yılı aşmış durumdayız. 35 yıl önce bize polikliniklere günde en az 20 tane kulağa akan çocuk gelirdi. Evet. En az. Ama şimdi artık kulağa akan çocuğa hemen hemen rastlamıyoruz. Bunun sebebi insanlarımız bilinçlendi. Doktora ulaşım kolaylaştı. İşte ilaca erişim kolaylaştı. Sosyoekonomik durum yükseldi. Dolayısıyla artık zamanında geldiği için hastalarımız hasar görmeden kulakları kurtarabiliyoruz. Bunun yanında gene üst solunum yolu enfeksiyonları sık geçildiği zaman çocuklarda geniz eti olur. Bu doğuştan hepimizde vardır. 2 ile 10 yaş arasında çok ciddi problemler yapar. Büyüme ve gelişme gerilikleri yapar. Sık sık kulak problemleri yapar. Ağız açık uyuma, horlama, hatta buna bağlı olarak 7-8 yaşındaki çocukların bile altını ıslatması gece geniz eti dediğimiz rahatsızlıktan meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir de 2,5-3 yaşında yüz gelişimi başladığından, hızlandığından bu geniz eti problemi çözülmezse, ki bunun en önemli tedavisi ameliyattır, çözülmezse yüz gelişimi bozuk olur, basık yüz olur, kubbe damak, çarpık diş olur. Bir de büyüme ve gelişme geriliği yapar. Çünkü bu çocuklar yemek yiyemez, beslenemez. Nefes alamadığı için işte bir lokma verirsin, ondan sonra bekler, onu yutar, nefes alır, tekrar. Yani her yemek bir eziyet olur. Dolayısıyla çocuk yemek yemek istemez, iştahları olmaz. Çok sık hastalandıkları için de bunlar yine iştahsız olurlar. Ve yılda zaten 3-4 defa hasta olan çocuğun her hastalığında 15 gün iştahı kaybolursa
Düşünün işte o zaman en az 2 ay akranlarına göre geri kalacak. Geri kalmış olsun. Yani bu hakikaten çok net bir tespit. Çünkü ben ikizlerden bir tanesini böyle yapmıştım. Kardeşinden 7 santim kısaydı, geldi 5 senenin içerisinde kardeşini geçti. Evet. Onu 5 yaşında ameliyat etmiştim. 10 yaşında da öbür ikizi getirdiler. Hı hı. Aradaki fark yemiydi. Çok ciddi, evet, bir şey. Evet, çok ciddi, geldi yakaladı. Ben buna hep örnek veriyorum hastalarıma. Şimdi tek olan çocukların mukayesesi olmuyor. Yani büyüme ve gelişme geriliği yapar dediğimiz zaman bunu pek algılayamıyorlar. Gerçekten yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunları geciktirmeden almak lazım. Bir de konuya girmişken özellikle geniz etinde ve bademcikte yaş sınırı yoktur. En ideal yaş 2,5-3 yaştır. Çünkü yapacaksak biz bunu 2 ile 10 yaş arasında yapacağız ki çocuğa bir faydamız olsun. Fakat hele daha küçük, çocuk dayanamaz, işte bu yaşta olmaz ya da bu yaşta alınırsa nükseder gibi bir takım şeylerle, yanlış bilgilerle hastalar geciktirilmekte, geciktiriliyorlar. Bunu önlemek lazım. Bunun yaş sınırı yoktur. Eğer gerekiyorsa çok daha küçük yaşlarda bile yapılabilir. Ama bağışıklık sisteminin dengelenme yaşı 2,5-3 yaş olduğu için o yaşta yapmakta fayda var. Fayda var. Bu çok zor bir ameliyat değil. Onu soracaktım hocam. Çok zor bir ameliyat değil. Eskiden lokal anesteziyle yapardık. Çok vahşi bir ameliyat lokal anesteziyle yaparsan. O 20 sene evvel bitti. 20-25 sene evvel o sorun bitti. Artık çocuklar uyuyorlar genel anesteziyle. Çok rahat bir ameliyat. Yeter ki temiz alalım. Temiz. Hı-hı. Görmeden alınan bir doku olduğu için nüksedebilir. Ama cerrahın gözü parmağının ucundadır. Bizde bir deyim var. Evet. Yoklayacaksın. Parça var mı yok mu? Temiz alırsak asla bir daha nüksetmez. Nüksetmez. İki, eğer bademcik de tıkanmaya eşlik ediyorsa ve hastalığa eşlik ediyorsa onu da beraber alırız. Bu çocuklarda bir, sık sık hastalanmayı ortadan kaldırır. İki, demin söylemeyi unuttum, bunların başı çok terler. Üstlerini örtmezler. Bunalırlar çünkü. Hı hı. Ameliyattan sonra rahatlıyorlar. Bu konuda da terlemeler azalır, üst açmaları azalır. Hı hı. Bir tek yan etkisi var, o da iştahları artıyor. Onda zaten birçok aile bunu istiyor. Memnuniyetle karşılıyorlar. Çocuklar da bunu istiyorlar. Peki hocam şey derler, yani sonuçta bademciklerin bir görevi var normal şartlarda vücudun savunma mekanizmasıyla alakalı. Şimdi bademciği alınan bir çocuk daha sık hastalanır. Ya o görev ortadan kalkınca sıkıntı olur deniyor. Buna ne dersiniz? Tam tersi. Şimdi bunlar tabii ki doğuştan, yaratılışta faydalı organlar. Ama şöyle bir misal vereyim ben size. Bütün insanlar anasından masum doğuyor. Sonradan bir bakıyorsun toplumda işte kimi katil oluyor, kimi hırsız oluyor, kimi terörist oluyor. Yani topluma zararlı hale geliyor. Ne yapıyorsun bunlar o zaman? Toplumdan uzaklaştırıyorsun, vücuttan uzaklaştırıyorsun. Bademcikler evet faydalı organlar ama mikrop yuvası haline geldiği zaman kalp kapaklarına, böbreklere, eklemlere, yani vücudun diğer organlarına zarar vermeye başlıyorlar. Gelişme geriliği biraz evvel bahsettiğim çok ciddi bir şey. Hı hı. Bunun dışında uzak etkiler kalp kapaklarında iltihaplanmalara ve ileride kalp yetersizliklerine neden oluyorlar. O halde biz bunları niye tutalım? Artı aldığımız zaman dil kökünde alamadığımız dilin arkasını tamamen kaplayan çok daha büyük bir bademcik kütlesi var. Hı. Artı farenks yani boğazın arka duvarında yine yaygın bir şekilde boğazı çepeçevre saran bir bademcik dokusu daha var. Yetmedi, bütün kasların arasında, yumuşak dokularda, deri altında lenf bezeleri var. Bunların hepsi karakol vazifesi görür. Evet. Yani gelen mikropları yakalarlar. Biz hastalıklı bölgeyi vücuttan uzaklaştırdığımız zaman hasta sağlığına kavuşuyor. Tam tersi daha hastalanmıyor. Hastalansa bile çok daha çabuk iyileşiyor. Misal işte demin geniz etinden bahsettik. Sinüzitler. Sinüzitler %60 sebebi geniz etidir. Evet. Büyük geniz etidir. Ki hele hele de çocuklarda da özellikle. Hani bir de soğuğun çok büyük etkisi var sinüzitte. Yani üşütmeyecek, hasta kendini koruyacak. Demin dedim ya iklim değişikliklerinde çok oluyor. Hastalara soruyorum ya yazın hasta oluyor musunuz? Çocuklarınız yazın işte kulağı iltihaplanıyor mu ya da su topluyor mu? Hı-hı. Yok diyor yazın hiç hastalanmıyor diyor. O halde kışı yaza çevireceğiz. Değil mi? Yani bir İsveç atasözü var. Diyor ki kötü hava yoktur, kötü kıyafet var. O insanlar soğukta yaşıyorlar ama yine de memleketlerini kötülemiyorlar. Evet, evet. Biz ne diyoruz?
İstanbul'un havasına güven olmaz diyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz kendimize güveneceğiz. Bu tabii espri taraftan. Gerçekten dikkat edersek bunlar azalır. Kıyafete ve iklim değişikliklerine uyumlu bir şekilde davranmamız lazım. Onun dışında demin sinüzitlerden bahsettik. Sinüzitler sadece üşütmeye ya da soğuk algınlığına bağlı hastalıklar değildir. Çok alerjik hastalıklar var. Şu anda toplumun 1/3'ünde, belki de %35'e doğru giden alerjik hastalıklarda müthiş artış var. Evet. Bu da sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarda çok oluyor. Ona da diyorlar ki işte vücut mikropla uğraşmaktan hani gelişmemiş ülkelerde alerjiye fırsat bulamıyor. Temizlik şartları, hijyen şartları ya da şey arttıkça alerji de artıyor. Yani bu tam olarak henüz çözülmedi ama evet. Yani bakıldığı zaman gerçekten sosyoekonomik düzeyi yüksek şeylerde, ülkelerde alerji daha muazzam fazla artmaya başladı. Şehir hayatında artık, özellikle. Sanayileşmenin de etkisi var, mutlaka kimyasalların da etkisi var. Bunlara dikkat etmek lazım. Alerjik hastalıklarda da gecikmemek lazım. Onları da zamanında tedavi etmek lazım. Bunlara bağlı burun tıkanıklıkları çok uzun konular aslında ama ben çok kısa gireceğim. Evet. Mesela burun polipleri var, alerjik burun polipleri. Demin sinüzitlerden bahsettik. Eskiden kronik sinüzit derdik, iyileşmez, umutsuz vaka derdik. Fakat şimdi endoskopik cerrahinin devreye girmesiyle 2000'li yıllarda Türkiye'ye geldi. Daha önce devreye girdi de ve yaygınlaştı. Bu özellikle polip cerrahisinde muazzam faydalar sağladı bize. O hani düzelmez dediğimiz sinüzitleri bütün tıkalı yerleri açıp da burunun havalanmasını sağladığımızda mükemmelen iyileştiğini gördük. Ve çok yani iyi temizlendiği yıllardır zaman... Yıllardır sinüzit hastası evet, ama iyileşme evet, mümkün iyi bir olur. Ameliyatta bakın, iyi bir ameliyatta, iyi temizlersek şimdi bu poliplerde özellikle çok sık tekrarlıyor. Hep diyoruz ki ya bu nükseder. Hayır. İyi temizlersek, güzel ameliyat yaparsak %80-90 nüksetmez. Ama buralar çok riskli bölgeler. Beyin çok yakın, göz çok yakın. Burada atar damarlar, sinirler var. Sahayı çok iyi bilip bu ameliyatları güzel yaparsak ki biz burada yapıyoruz, imkanlarımız da var. Nüksetmiyor. Çok önemli. Artı gene kısaca burunda konka dediğimiz burun eti büyümeleri var. Alerjiye bağlı daha çok. Alerji ve enfeksiyonlara bağlı. Bunların bir de kemik eğrilikleri var. Çok sık rastlıyoruz. Bu bir gün bir kongrede Antalya'daydık da orada kuzey ülkelerinden Ukrayna, Ruslar vardı. Onların burunlarını görmüş hoca dedi ki ya dedi biz dedi bu memleketlerde olsaydık burun ameliyatlarında çok geri kalırdık dedi. Hepsi tornadan çıkmış gibi düzgün dedi. Bizim Anadolu mozeyinde gen karışımı fazla olmuş herhalde. Burunlar çok çeşitli, şekilli, eğri, tıkalı, yani çok fazla böyle sıkıntılı durumda hastalar var. Bunlar da gerçekten güzel ameliyatlar yapılıyor artık. Burun estetiğinde de gene muazzam gelişmeler oldu. Şimdi eskiden öyle belki rastlamışsınızdır, çok böyle çukurlaşmış, sipsivri burunlar vardı. Şimdi onlardan vazgeçildi artık. Nefes alabilen, güzel görünen burunlar. Evet. Prensibi yerleşti. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz. Çadırın direği eğriyse burunu bir çadır gibi düşünüyoruz. Direği eğriyse yani orta bölme eğriyse siz bunu ne kadar yumuşak dokuda düzeltmeye kalkarsanız başaramazsınız. O halde çadırı yani çatıyı da düzeltmeniz lazım. Evet. Bunları düzelttiğimiz zaman gerçekten nefes alan güzel burunlar elde ediyoruz. Bunlar bu konuları hızlı geçiyorum bilmiyorum. Evet. Bu arada soracağınız sorular ayrıntılarını, varsa... Ayrıntılarını birazcık soracağım. Özellikle hocam tekrar ben... bademcik ve geniz etine geri dönmek istiyorum. Ameliyatlarıyla alakalı çok gelişmeler oldu. Eskisi gibi değil diyorsunuz. Çünkü birçok insan çok ciddi bir korkuyor. Hassas bölgeler dolayısıyla nasıl olacak? Bir de yani medyada çıkan haberler genelde yani yüz binlerce ameliyat yapılıyordur. Bir tanesinde bir sıkıntı vardır. O manşete çıkar mesela. Çok doğru. Olumsuz bir olgu oluşuyor. Şöyle, bu ameliyatta hasta neler yaşıyor? Şimdi bakın. Bir defa hastaların ilk sorduğu soru şu. Hocam bunun tehlikesi var mı? Var. Tehlikesi hiçbir şey yok. Yılda 10 bin kişi trafik kazasından ölür. 200 bin kişi yaralanır Türkiye'de. Aşağı yukarı istatistikler buna yakın. Son şeyleri bilmiyorum. Ama 5 yılda bir bademcikten bir çocuk vefat eder.
yer yerinden oynar. Neden? Çünkü onlar bize tıpış tıpış geliyorlar, sapasağlam geliyorlar. Bizim hocalar hep şunu derlerdi. Evladım, kansere bıçak atmaktan korkmayın ama bademcikte dikkatli olun. Çünkü bu insan bize sapasağlam geliyor. Ötekisinde kanser umudu var veya yok. Ama bu sağlam bir hasta geliyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Bunların iki tane çok önemli şeyi var. Bir, anestezi komplikasyonları yani narkoz. Bunlar da modern teknolojide artık çok şey değil. Çok yani azal. Dikkatli olunursa eğer hani entübasyonda iki tane yol var anestezide. Entübasyon yani solunum yoluna boru sokulması, iki damar yolu. Şimdi çok eskiden çok tehlikeliydi. Eterle uyutulurdu hastalar. Solunum yolu açık olduğu için tabii kanayan bir doku. O kanamalar akciğere gidiyor, pıhtıdan solunum yetersizliği ve ölümler oluyordu. Şimdi o bitti. Şimdi o entübasyon tüpleri balonlu. Onu içeriye sokup da balonunu şişirdiğin zaman istediği kadar kanasın. O gitmez solunum yoluna. Solunum yolu güvende bir defa. O konuda bir şey yok. Zaten verilen ilaçlar da belli. Artık eskiden anestezi teknisyeni bile bulamazdık ama şimdi artık bütün anestezi uzmanlarıyla beraber çalışıyoruz. Onlar da bu işi çok güzel destek veriyorlar bize. Bu güvenceyle de çok rahat hemen hemen yani bunca senedir çok şükür biz yaşamadık. İkinci ciddi problem kanamadır. Evet. Hala kongrelerde tartışılır. Fakat bademcik ameliyatında evet kanamayı durdurmak çok da zor değil. İki tane yöntem var. Önemli. Bir tanesi bizim eski klasik yöntem biz dikişli yaparız. Ha şunu da söyleyeyim. %90'ı kendi durur kanamalar. Kes bırak kendi durur. Ama %10 vaka var ki kanadığı zaman işte dediğim gibi o 5 yılda bir görülen bir vakayla karşılaşabiliriz. Hasta bilinçli değil, bilemez. Kan tükürür ondan sonra kan kaybından hasta gider. En önemli ölüm nedenlerinden bir tanesi kan kaybıdır. Eğer kanamaya müsaade etmezsek bu da olmaz. Biz burada dikişli yapıyoruz. Eriyen dikişler var. Bütün damarları bağlıyoruz. Dolayısıyla eskiden hastalara küvet verilirdi, sabaha kadar kan tükürürdü. Şimdi öyle bir şey yok. Tertemiz, pırıl pırıl. Ondan sonra işte sizden evvel sabah iki tane yaptık burada. Biri 4 yaşında, biri 5 yaşında çocuklar. Dolayısıyla bu bize büyük bir rahatlık sağlıyor. Şimdi ikinci bir şey daha çıktı sırf bu kanama korkusundan. O da ısıyla yapılan yöntemler. Koblasyon denen aletler, yani radyo frekansın bir üst şeysi, modernize edilmiş şekli. Bunlar yakarak damarları yapıyorlar. Daha eskiden köter kullanırdık ama yanık yarası zor iyileşir ve ağrısı fazla olur. Evet. Üstelik çok pahalı. Yani çok pahalı bir yöntem, gerek de yoktur. Bunun klasik bir yöntemi var. Kapsülle beraber çıkarırsan kanamaz olur. Dikişle yaparsan da hiç kanamaz. İddia ediyorum, hiç kanamaz. Çok önemli. Ve bu ve en büyük korku bunlar. Özellikle de çocuk ağlayacak. Yani ameliyattan çıkar büyük bile korkuyor, ağlayacak. Ağladığı zaman kanayacak. İşimizi sağlam yaparsak kanamaz. Kanamaz. Dolayısıyla bu iki tane problem ortadan kalktıktan sonra geriye yutma problemi kalıyor. O zaten olacak. 2-3 gün çocuklarda atlatıyorlar. Büyüklerde birkaç gün daha uzun sürüyor. Sıvıyla beslenecek. Bir de çok gözden kaçan bir şey var. Aman ağrıyı keselim diye kuvvetli ağrı kesiciler. Bunlar kanatırlar. Bunlara da dikkat edersek, yani kuralları doğru uygularsak hiçbir sorun yaşamayız. Bu bilgiler çok çok önemliydi. Zira gerçekten bu ameliyat çok ürkülen bir ameliyat. Evet işte ne dedik. Dolayısıyla bu çok rahatlatıcı bilgiler oldu hocam. Yani insanlar çünkü yetişkinler belli bir yaşa gelmiş ve bunun sıkıntısını sürekli çeken insanlar da var tanıdıklarım arasında. Ve sırf bu korku narına bademciklerini aldırmıyorlar ya da bir geniz eti sıkıntısı var. Birçok beraberinde yan sıkıntıyla baş etmek zorunda kalıyorlar. Devam edeceğiz hocam. Kulak burun boğaz konusu çok geniş. Çok geniş. Birçok rahatsızlıklarla alakalı siz bir özet geçtiniz gerçi ama o rahatsızlıklarla alakalı ayrıntılı sorularım olacak. Ki yapmış olduğunuz açıklamalar gerçekten de son gelişmeleri de izleyenlerimize paylaşıyor olduğumuz açıklamalar önemli. Sevgili izleyenlerimiz bugün İstanbul Kartal'da Özel Vera Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ahmet Şinasi Gültepe hocamızla birlikteyiz. Sohbetimize kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün İstanbul Kartal Özel Vera Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ahmet Şinasi Gültepe hocamızla birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde özellikle geniz eti ve bademcik operasyonları ile alakalı çok önemli bilgiler paylaştık. Eğer önümüzdeki günlerde, bugünlerde böyle bir rahatsızlığınız var ve ameliyat olmayla alakalı özellikle bir korku durumu varsa, değerli hocam çok önemli ve çok rahatlatıcı bilgiler verdi. Programımızın ilk bölümünü hatırlatmış olalım, tekrar izleyebilirsiniz. Yayınımız bittikten kısa bir süre sonra akittv.com.tr ya da akittv'nin YouTube kanalında programımızın yüklemesi gerçekleştiriliyor ve tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da gerçekleştirmiş olalım. Hocam, kulakla devam edecek olursak. Kulak sağlığımız ki artık bakıyoruz ki gençlerin birçoğunda, sadece gençlerde değil yani tüm yetişkinlerde, telefon ve beraberinde bir kulaklık çok sık kullanımı göz önünde bulunuyor. Hatta bir toplu taşımaya bindiğiniz zaman herkesin kulağında istisnasız bir kulaklık ve herkes ayrı dünyalarda yolculuklarını yapıyor. Kulak sağlığımızı öncelikle genel olarak sormak istiyorum. Nasıl dikkat etmemiz lazım? Kulak sağlığında özellikle yaptığımız yanlışlar neler? Şimdi çok güzel bir soruyla ve güncel bir konuyla açtınız. Şimdi kulak sesleri bize duyuran organımızdır. Kulak ses fizyolojisini şöyle bir nehire benzetirler. Geniş bir ovada tembel tembel akan bir nehir, dar bir vadiye girdiği zaman coşkuyla akar, kuvvetlenir. Gücü artar. Şimdi kulak da dış kulak yolu, yani kulak kepçesiyle başlayan sesi toplama işleviyle dar olan kulak kanalına gelir ses. Oradan kulak zarına gelir. Kulak zarının titreşimi ve orta kulaktaki örs üzengi kemiklerin titreşimiyle de tekrar iç kulağın orada daha küçük bir kulak zarı vardır. Şimdi geniş bir ortamdan huniye benzetin. Hı hı. Geldi, akım köprüden geçti, güçlendi. İç kulaktaki zara geldi, orada daha da güçlendi. Ondan sonra oradaki sıvı ve sıvının içerisindeki hücrelere ses ulaştı. Buradan sonra fiziksel ses enerjisi elektrik enerjisine dönüşerek sinirler yoluyla beyine gidiyor. Ve ışık hızında beyin onu çözümlüyor, bize sesi algılıyor. Ne yapmamız gerektiğini, davranışlarımızı belirliyor. Onun için bizim için çok önemli bir organ. Şimdi iki tane kulağımızın olmasının sebebi de uzaklık ve yön tayini içindir. Yani tek kulakla da insan duyar. Hı-hı. Ama iki kulak olduğu zaman ses nereden ve ne kadar uzaktan geldiğini bize söyler. Bu da önemli. Gözde evet. Öyledir. Yani koordinatları belirler. Ki yani bir kulağın duymaması durumu, mesela örnek veriyorum, özellikle beylerde askerliğin yapılmamasına bile vesile olan bir rahatsızlık evet, mesela. Yani işitme hassasiyeti gerektiren mesleklerde olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla iki kulak da önemli. Onun için bir çocukluk çağındaki hastalıklardan bahsettik. İki, dış kulak yolu hastalıklar vardır. Bunlar çok çeşitli ama biz en çok karşılaştığımız kulak kirleri, ki kulak kiri vücudun kendi sıvısıdır. Herkes gelir der ki benim işte çalıştığım iş yeri kirli de ondan oldu. Değil. Hı hı. Kulağın kendi ifrazatıdır. Dışarı atamadığı için kulakta birikir ve kulak tıkanıklığında yol açar. Özellikle katıyken sesi iletir ama su kaçtığı zaman, ıslandığı zaman şişer ve kulak yolunu kapatır. Duymayı engeller. Bunu 3 türlü temizleme yöntemi vardır. Aspiratörle, yani vakumla, hı hı. Diğeri küretle veya cımbızla tutup almak, bir diğeri de suyla, ki en kolayı sudur. Suyla yıkamak, ama halk arasında şöyle bir şey var. Ya kulağını yıkatırsan alışır, hep böyle gerektirir. Oysa ki yerlerimiz de kirleniyor. Hı hı. Alışıyor mu elinize? Yıkama o zaman, alışır o zaman. Böyle bir şey yok. Siz ya sağır olmaya, yani duymamaya razı olacaksınız ya da temizleteceksiniz. Bu ortalama bir yıl. Ama öyle hasta var ki 3 yıl, 5 yıl hiç gerekmiyor. Hı hı. Ama 3 ayda bir temizlediğimiz kulak da var. Yani temizleme tekniği ne olursa olsun, kirlenirse temizlenecek. Hani sakın temizletme, bir daha olur diyen arkadaşlara şu soruyu soruyorum. Ya peki ne yapalım? Temizlemeyelim, bu insan sağır mı gelsin? Sağır mı gelsin yani? Duymak güzel bir ki, şey. Temizlenince duyma yetisinde çok ciddi bir fark oluyor değil mi tabii. Hocam? Demin nasıl anlattım? Sesin beyine ulaşması lazım. Yönü tıkalıysa
O zaman duyamayacaksın. Duyamayacaktır. Tabii duymak da güzel bir şey. Hı hı. İkinci çok sık karşılaştığımız, özellikle hanımlarda çok oluyor, çok kulaklarını kurcalarlar. Kaşıntıdan dolayı. Bu kaşıntının iki tane ana sebebi var. Bir tanesi alerjiler. O da burundan kaynaklanan alerjiler en çok kulak kaşıntısı yapar. Hasta kulağını kaşır, orada çok hassas. Hemen iltihaplanır, şişer, ağrıyla gelir bize. Bir diğeri de mantarlardır. Bu da yazın çok olur. Terleyen insanlarda çok olur. İşte havuzlarda, şeylerde çok olur. Havuz demişken bir şey daha söyleyeyim. Demin alerjiden bahsettik. Hı hı. Bir gün bir hastam geldi, dedi ki ya dedi, ben de doktor bey dedi, yüzmeye gidiyorum. Havuzun kenarına geldiğim zaman nefesim daralıyor. Ya dedim, çok güzel tespit etmişsin. Niye dedi, dedim ki havuzları genelde klorla şey yaparlar. Evet. Dezenfekte ederler. Klor müthiş bir alerjendir. Denize git hiçbir şey olmaz dedim. Şimdi bazı özel solüsyonlar da kullanıyorlar ama klorlanmış havuzlarda alerjisi olan, astım olan hasta rahatsızlık duyar. Evet. Hiç belki de akla gelmeyen bir şey. Evet. Bu bilgi de önemli. Önemli. Dediğiniz gibi. Mantar hastalıklarında da tedavileri var. Yani kulaklarını kurcalayıp şişirmelerine gerek yok. İzdırapları çok artıyor. Onun dışında orta kulak hastalıkları, bu çocukluk çağlarında daha çok olur. Büyüklerde de genellikle böyle üşütürlerse olur. Onun dışında gene çok sık sorulan sorulardan söyleyeceğim. Önümüzde Ramazan var. Hı hı. Ramazan ayında hastalar kulak yıkamaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Diyor ki orucum bozulur. Şimdi kulak zarının yapısı deriyle aynı. Üç tabakadır. Üst tabakası deri epitelidir. Orta tabakası kas, iç tabakası mukoza epiteli, yani ağız içi epiteli gibi. Hı hı. Şimdi deri epitelinden su geçmez. Evet. Şimdi oruçta bozan şeylerde temel şey ne? Vücuda girmesi. Evet. Vücuda girmiyor ki. Biz elimizi yıkadığımız zaman deriden su çekiyor mu? Çekmiyor. Vücudumuzun biraz dışı gibi düşünelim. Dışı, yani. Aynı dışı gibi. Hı hı. Yalnız eskiden, o hani dedim ya kulaklar hep sakat kalıyordu, antibiyotikler yokken kulaklar akıyordu. Kulak zarı delik olduğu zaman kulağın orta şeyle boğazla bağlantısı var. Östaki borusu. Evet. Genizden burnun arkasına açılır. Şimdi kulağına su kaçtığı zaman o zamanki alimler bakmışlar ki su ağzına geliyor. O zaman bu orucu bozar demiş. Eğer bir herhangi bir yırtık yoksa zarda. Yoksa, kaldı ki zaten abdest alırken ağzımızı çalkalıyoruz. Yani o kadar avuç dolusu su gidiyor. Oradaki biz zerrenin de orucu bozmaması lazım. Kaldı ki yıkarken eğer zar delikse çok az bir su gider. O da bilmeden olur. Bilmeden olanın da gene zaten zararı olmaması lazım kanaatimce. Tek bir şeysi var kulak yıkamanın. Eğer zar zayıf olursa ya da su fazla basıncı verirse zar delinmeler olur. Bunu da arkadaşlar genellikle korkar, çekinir, hastayla paylaşmaz. Halbuki bunu paylaşmak lazım. Bu olabilir. Bu sefer ihmal edilince iltihaplanmalar oluyor, delik büyüyor ve hasar kalıyor. Halbuki bu delinse bile, tedavi edilirse bir haftaya iyileşir. Evet. Yeter ki ihmal etmeyelim. %5'tir bu da. %95'ine hiçbir şey olmaz. Peki onun hocam, dışında böyle bir ekrandan görülerek mi yıkanıyor? Yıkama hayır, işlemi nasıl? Hayır, yıkama işlemi 37 derece su sıcaklığında. Bunun otomatik tabancaları da vardır. Tabancayla da yıkayabilirsiniz. Hı hı. Onu, o cihaz sadece 37 derecede hep suyu verir. Tutar. Tutar. Ya da bizim eski klasik şırıngayla kulak yolunun arka duvarına şırıngayı şöyle açısal olarak direkt zarar vermeyiz. Duvara çarptırarak vereceğimiz tazyikli suyla o gider zara çarpar, kiri alır geri getirir. Tekniği budur. Sonra hocam vakumla çekiliyor mu içerideki su yoksa kendiliğinden mi? Hayır, akar gider. Akar gider. Akar gider. Vakumla çekmeye gerek yok. Vakumla çekebilmek için 10 gün, bir hafta 10 gün yağla yumuşatmak lazım. Bu bir zaman kaybı. Hani biz onu da kullanıyoruz. Yani suyla çıkmazsa küretle oynatıyoruz, vakumla alıyoruz. Yani 10 gün biraz uzun bir zaman bence. Büyük çoğunluğu da zaten ilk yıkamada çıkıyor. Çıkıyor. Ondan sonra... bunun dışında iç kulak hastalıkları var, işitme kayıplarında. Bunların başında yaşlılık sağırlığı geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde tedavisi yok. Sadece tesellisi var, o da işitme cihazı. İşitme cihazı. O da sesi yükseltiyor, hoparlör görevi görüyor. Çoğu hastada beyni rahatsız olduğu için aşırı sesten kullanamıyor ama başka da çaresi yok. Yaşlılık sağırlığı iç kulaktaki hücrelerin yıpranması ve kireçlenmesinden oluyor. Bunda genetik faktörler çok önemli rol oynuyor.
Bunun dışında iç kulakta çok önemli bir husus daha var. Ani işitme kayıpları. Sebebi bilinmiyor ama şöyle düşünün. Bir adam sapasağlamken bir bakıyorsunuz kalp krizi geçiriyor. Kalp duruyor ve ölüyor. Evet. Kulakta buna benzer bir olay oluyor. Damar tıkanıyor. Kulağa kan gitmediği için kulak ölüyor. Ani bir işitme kaybı. İlk 72 saatte doktora hemen başvuran hastalarda hemen bir tedavi başlandığı zaman kortizon tedavisiyle başlıyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisine gönderiyoruz. Büyük çoğunluğu yeri geliyor bunlar. Yüksek basınçlı oksijen tedavisinden çok büyük fayda görüyorlar. Ama 72 saati geçti mi bu azalıyor. Harabiyet de hele artıyor. Hele ilk bir ayı geçtikten sonra imkansız hale geliyor. Hmm. Onun için böyle birdenbire kulağa tıkanan insanlarda iç kulağı işte. Bu tıkanmadan hocam tam bir ses. Tam bir sessizlik olur. Hmm. Kulak kirinde yine bağırarak duyurabilirsin. Yani o da bir banyo yapar, su kaçırır veya denize girer. Ya kulağın birdenbire tıkandı der ama o hasta yine duyar. Ha, duyar. Ani işitme kaybında sıfır olur. Zaten o hocam o 72 saat beklemez herhalde. Bu panik hali de sebebiyet vermez. Kusma da olur ama maalesef gecikmeler görüyoruz. Allah Allah. Çeşitli nedenlerle, onlara girmeyelim. Hı hı. Çeşitli nedenlerle gecikmeler oluyor. Bunlar da tavsiyem gecikmesinler, bir an evvel müracaat etsinler, düzeliyorlar. Hatta ben bir arkadaşımda reçete verilmiş, memleketine gönderilmiş. Uçak biletini iptal ettirdim, gel dedim hiperbariye gir. Kulağı düzeldi tamamen. Evet. Yani işi ciddiye almak lazım. Hı hı. Hocam bir de uçak demişken, uçak ve kulak sağlığımız arasında da ciddi bir bağ var. Çok ciddi bağ var. Hı hı. Kabin basınçları çok etkiliyor. Özellikle gripliyken uçağa binen kişilerin mutlaka hava yolunu açık tutması lazım. Yani biz antigribeller veriyoruz, burun açıcılar veriyoruz. Çünkü burun arka kısmında kulağa bağlı östaki borusuyla. Hı hı. Burun tıkalı olanlarda östaki de tıkanıyor. Kabin basıncı müthiş bir şey yapar. Dikkat ederseniz uçaklar havalanırken ve inerken çocuklar ağlamaya başlar. Hmm. Çocuklar çok hassastır. Çünkü onların üstteki boruları geniş, düz. Bu yüzden de zaten çok sık hastalanıyorlar. Uçakta çok tipik bir özelliktir. Çocuklar ağlamaya başlar. Çünkü acı duyuyor basınçtan dolayı. Onun için onun çözümü hava yolunu açık tutmak. Ya da hastayken binmeyeceksin. Bu noktada hocam özellikle yani gerçi normal karayolunda da oluyor. Bir anda yani irtifanın çok değiştiği yerlerde kulağın tıkanması, açılması. Bu tıkanma açılma işlemi belli bir sancıya sebebiyet veriyorsa bir şey bir alarm mıdır bu, bir işaret bir şey mi? Yok, o basınç farkından oluyor. Onun tedavisi Valsalva manevrasıdır. Yani şöyle yaparsak bu basınç sistemine çalışıyor. Burnumuzu sıkıca tutarsak, burada ağzı kapalı, havayı zorlarsak ağızdan burundan çıkarmayan hava o östeki borusundan gider kulağı açar. Bir de böyle durumlarda sakız çiğneme. Faydalıdır. Sakız çiğnemede tükürük oluşur ve yutmak zorunda kalırsınız. Östeki borusu normalde kapalı durur. Esneme ve yutkunma hareketlerini de açar. O halde sakız çiğneyerek yutmayı tembih edip östakinin açılmasını, açık kalmasını sağlayabiliriz. Evet. Yolculuklarda yalnız bu Valsalva manevrası, yani basınçlı hava verme baş dönmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla eğer araba kullanıyorsanız arabanızı bir kenara çekip öyle yapın. Öyle yapın. Çünkü baş dönmesi olursa kazaya sebep olur. Sıkıntı olabilir. Hocam baş dönmesi demişken 2 dakikalık da bir zamanımız var. Oraya da biraz şey yapalım. Çok fazla arttı. Baş dönmeleri çok fazla arttı ama emin olun %90'ını bilmiyoruz neden olduğunu. Ama bir, kulak iltihapları çok rol oynuyor bunda. İki, beyin hastalıkları. Bizim ana yaklaşımımız, çok kısa geçeceğim, bir defa mutlaka bir nörolojinin görmesi lazım. Hı hı. Çünkü iç kulaktan olan baş dönmeleri çok gürültülü başlar ve çok hızlı da iyileşir, hastaya hiçbir zarar vermez. Ama beyin kaynaklı olanlarda dikkat etmek, sebebi çok iyi değerlendirmek gerekir. Bunun 3 tane tedavisi var. Birinin tedavisi istirahat, iki istirahat, üç istirahat. Biz ilaçlarla sadece bulantı kusmayı önlüyoruz ve vücuda yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bu 3 dakika süreni de vardır, 3 gün süreni de vardır, 3 hafta süreni vardır. Genellikle kulak kaynaklı olanlar 3 haftadan fazla olmazlar. Hı hı. Yavaş başlayıp yavaş ilerleyenler genellikle nörolojik tiplerdir. Onlar da zaten mutlaka nörolojiye gitmesini lazım. İstiyoruz. Hı-hı. Onun dışında şeker hastalığı, metabolik hastalıklar, kalp hastalığı, dolaşım sistemi hastalıkları
ve kansızlıklar, bunların her biri baş dönmeleri sebeplerdir. Bunların da araştırılması lazım. Evet. Ama bazen emin olun, bakıyoruz polikliniğe peş peşe sanki bir grip salgını gibi baş dönmesi geliyor. Bu da grip salgınlarını da takip ediyor. O döneme de denk geliyor. Bilim adamları araştırdılar, bir mikrobik bir şey bulamadılar. Ama bir şey var. Bir bağlantı var. Yani bir hafta 10 gün mesela hiç baş dönmesi gelmez. Ondan sonraki hafta bakıyoruz çok sık ve ardı ardına gelmeye başlıyor. Artık çevre faktörleri mi bunu etkiliyor? Şu anda o konuyu bilmiyoruz. Evet. Ama %90'ında tahlillerde de bir şey bulamıyoruz. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler. Bir şey değil efendim. Bir de kısaca ses konusuna hiç değinmedik. Hı hı. Ses kısıklıkları özellikle 15 günü geçen ses kısıklıklarını mutlaka kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi lazım. Lazım. Çünkü günümüzde kanserler çok arttı. Biz kanserden korkmuyoruz. Hele hele gırtlak kanserinden hiç korkmuyoruz. Zamanında tespit edersek insan hayatı kurtuluyor. Ama yeter ki ihmal etmeyelim. Dolayısıyla ses kısıklığı 15 günü geçtiyse mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına görünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Zamanımız biraz kısıtlıydı. Konumuz aslında çok geniş. Evet. Yani sadece endoskopik sinüs cerrahisi veya burun estetiği, rinoplasti birer program daha doldurması başlı başına lazım. İnşallah geniş tekrar kurallar, gerçekleştiririz. Kulak hastalıkları gene öyle. Mesela eskiden kulak zarağı ameliyatları çok sık yapılırdı. Hı-hı. Şimdi delik zar yok ki, zar ameliyatı çok nadir. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Peki efendim. Hocam. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında bugün de beraberliğimizin sonuna gelmiş olduk. İstanbul Kartal Özel Vera Hastanesi'nden sizlere seslendik. Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ahmet Şinasi Gültepe hocamızla birlikteydik. Bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın efendim.